Merhaba arkadaşlar. Bugün size tanıtacağım ürün Victorinox'ın soyacağı. Bunu neden tanıtmak istiyorum? İnsanlar genellikle endişede kalıyorlar. Hani alsak mı, almasak mı? Çünkü dışarıda başka yerlerde soyacak 10 lirayken o soyacağı 50 lira veriyorsunuz ya da 60 lira ya da ne kadarsa. Ve işte pişman olur muyum düşüncesi oluyor. Bu soyacağın en güzel özelliği iddiası şu: domates bile soyuyorum. Biliyorsunuz domatesi soyan her şeyi soyar mantığı var. Gerçekten ben uzun yıllardır kullanıyorum ve genellikle şöyle göstereyim. Sevdiklerime de hediyesini alıyorum. Bakın burada hediye de almışım birine. Onu vereceğim. Bunu da göstermek için şey yaptım. Sevdiklerinize hediye de alabilirsiniz. Annenize, işte herhangi birinin arkadaşınıza, yeni evli bir arkadaşınıza olabilir. Küçük bir hediye ama çok güzel. Şimdi size nasıl soyduğunu göstermek istiyorum. Bir saniye. Kusura bakmayın. Şimdi ilk iş domates soymayacağım. En son domatesi soyacağım. Şimdi patatesi soyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya bildiğiniz soyacak. İşte ne özelliği var? Birincisi inanılmaz ince soyuyor. Bu da ne demek? Biliyorsunuz ürünlerin vitamini kabuğunun hemen altında, yani çok yakın kısımda. O yüzden ne kadar ince soyarsanız, şöyle göstereyim inceliğini. Şöyle. Ne kadar ince soyarsanız o kadar vitamininden mahrum kalmamış oluyorsunuz. İkinci güzel özelliğini söyleyeceğim şimdi. Bir saniye. Şurayı da soyalım. İkinci güzel özelliği, yaklaşayım umarım görürsünüz. Şu tırtıklılığı görüyor musunuz? Zaten şöyle ürünün ucu tırtıklı. Ay tırtıklı zorlanırım falan diye düşünmeyin. Hayatınızda bu kadar kolay ürün soyduğunuzu görmemişsinizdir diyeyim. Şöyle, bu tırtıklılık ne biliyor musunuz? Bu tırtıklılık olduğunda patatesi soyduktan sonra, şöyle soyduktan sonra doğrarken elinizden kaymıyor. En güzel yanı bence o. Ben bu durumuna hastayım. Çok beğeniyorum. Çünkü gerçekten kaymıyor elinizden. Şu tırtık tutarken şöyle çok hiç engel olmuyor bu duruma. Şimdi salatalığı soyacağım mesela. Bakın. Salatalıkta da yine en ince katman. Hatta ben şöyle yapıyorum. Bakın. Ben bunu soydum diyelim. Bu salatalık da gerçi birazcık içi geçmiş diyebilirim. Diyelim soydum. Ben genellikle salatalarda bu salatalığı doğramaktansa şu şekilde yapıyorum. Böyle. İşte soyuyorum şunları. Şöyle şöyle soya soya salatanın içerisine böyle ince ince soya soya atıyorum. Şöyle göstereyim önce. Şu kısım kalıyor ya, içindeki çekirdek kısmı. Onu ayrıca doğrayabilirsiniz. Hatta benim çocuklarım çok seviyorlar güneşle toprak. İçlerini onlara veriyorum. Hem de salatanızı sulandırmamış oluyor. Belki en lezzetli kısmı, ama en lezzetli kısmını çocuklarımıza veriyoruz tabii. Böyle soya soya ince ince salatanın içerisine serpiştiriyorum. Şimdi gelelim domatese. Evet, domatesi bir saniye. Arada ekranım kapanıyor, o yüzden kusura bakmayın. Domatesi soyuyoruz. Bakın yaklaştırayım. Yaklaştırıyorum. Şöyle. Elma soyar gibi soyacağım hatta. Bakın koparmayacağım. Domatesim de bu arada yumuşak. Bakın şöyle basayım. Yumuşak. Yani hani sert. Biliyorsunuz artık domatesler elma gibi. Yani hormondan ne olacaklarını şaşırmışlar ama bu domates öyle değildi. Şöyle soydum. Bakın böyle incecik. Elimin yansımasını görüyorsunuz zaten. İşte domatesi soyan her şeyi soyar gerçekten. Soyacak bu marka İsveç markası ve bu markanın bir sürü bıçağı var. Biz kullanıyoruz da. Onlardan da alabilirsiniz. Meyve bıçakları falan müthiş. Kesinlikle körelme gibi bir durumları yok. Birçok ürünü tercih edebilirsiniz. İnternette her yerde bulabilirsiniz. Enplaslar'da vardı. Şimdi yeni durumda bilmiyorum ama internette de birçok yerde var. Hiç üzülmeyin. Hatta şu amblemini göstereyim. Belki ismi unutursunuz ama amblemini unutmayın. Şöyle. Kusura bakmayın tekrar. Şöyle amblemi. Ve ayrıca onu söylemeyi unutmayayım. Sadece sarı değil. O kadar güzel renkleri var ki, yaklaşık 6-7 tane renkleri var. Şöyle göstereyim hatta. Benim şu koltuklarımın rengi gibi renkleri var.
Bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır videomdan. Eğer keyif aldıysanız kanalıma abone olmayı, beğeni tıklamayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz unutmayın ki ben de motive olayım ve yeni yeni videolar çekeyim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.